Değerli izleyenler, programımızı kaldığımız yerde devam ediyoruz. Sürekli bilgeliği konusunda konuşuyoruz. Ama birçoğumuz belki merak ettik. Kutsal kitap bilgeliğiyle ilgili bizlere ne söylüyor? Daha önceki programlarda ve her programda söylediğim gibi ve belki ilerleyen programlarda da devam edeceğim. Süleyman Özdeyişlerini bilgeliğiyle dolu olan bir kitaptır. Ama sadece Süleyman kitabı değil. Sizlere kutsal kitap bilgiyle ilgili ne de bir şeyler söylüyor mu değil mi? Sizlere bir ayet okumak istiyorum. Bu ayet Eyüp kitabında, Eyüp peygamberimiz birçoğumuz biliyoruz. Eyüp kitabında 28. bölüm 28. ayet şöyle yazılıdır. İşte Rab korkusu bilgelik budur. Yani bilgiyi pratikte uygulamak bilgeliktir, öyle değil mi Tamer? Evet, birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Öyle bir eğitim bitirmişsiniz, öyle bir eğitim sistemi tamamlamışsınız. Ama siz o bilgiyi pratik hayatınızda, yaşamınızda evet. uygulamıyorsanız evet. bu bilgelik değildir. Evet, yani... Bu bilgi sadece kalıyor. Bir daha şöyle bir şey de var. O bilgiyi pratiğe dökmediğimiz sürece o bakıyoruz ki yavaş yavaş... bitiyor sanki. Bilgi kaybolmaya başlıyor. Tabii, tabii. Evet. Bir de öyle o açıdan da gerçekten eğer uygulamaya yönelik bir unutuluyor bir yapılmıyorsa ara. Bir evet. yani adımlarınız yoksa o zaman o bilgi bir sadece suni bir bilgi olarak evet. kalıyor ve zaman içinde de beyin onu bir yerlere atıyor ve siz ondan da onsuz da kalmış oluyorsunuz. Evet, evet. Kutsal kitapta özellikle bilgilik kitapları hangileridir? Sadece Süleyman'ın özdeyişleri biliyorsunuz. Son birkaç programdır hep Süleyman'ın özdeyişleri konuşuyoruz. Tabii ki Süleyman'ın özdeyişleri yazdığı bu bilgeliği Tanrı'ndan verilen, bu bilgeliği Tanrı'ndan verilen Süleyman Peygamber'e bir armağandır. Zaten Allah'ı evet. tanımak muhakkak bizim gündelik yaşamımızı etkileniyor bir şekilde. Peki Süleyman'ın özdeyişlerin kitabın dışında bilgelikle ilgili başka kitaplarımız bulunmakta mı? Evet, hemen onunla ilgili birkaç kitabın ismini sıralayalım. Bir kere Süleyman'ın özdeyişleri kitabı bir, değil mi? Evet. Ondan sonra Eyüp kitabı. Evet, Eyüp biliyoruz kitabı ki, biraz önce ayet okuduğum gibi. Genelde kutsal kitapta İbrahim'in soyundan gelen insanların... yaşamları anlatıyor. Evet. O peygamberlerin yaşamlarını Hı-hı. anlatıyor. Tabii ki orada Adem ve Hava için anlatıyor. Ayrıca de o eski peygamberlerden birisi de Eyüp evet. oluyor. Evet. Onun kitabı da kutsal kitap araştırmacılara göre bilgilik kitaplarından birisidir. Daha önceki programlarda söylemiştik. Zebur kitabında o da evet. özellikle mezmurlar, o evet. güzel ilahiler. Evet. Orada ki o bilgilik çok fazla karşımıza çıktığı için kutsal kitap araştırmacılara göre Mezmurlar kitabı da bilgili kitabı. Evet. Zaten Süleyman'ın özdeyişleri söylemiştik. Evet. Vahis kitabı var. Gene Süleyman evet. peygamberin yazdığı bir kitap. Vahis kitabı ve ayrıca de Ezgilerin Ezgisi. Evet. Gene bu kitapların en az üçünü Süleyman peygamber yazdı. Tabii onun yazdığı kitaplar çok daha fazla, onu da biliyoruz. Tabii. Ama şu an bizim kutsal kitapta ki kitapların, bilgili kitapların listesi 5 kitaptan Hı-hı. oluşmaktadır. Hı-hı. Tabii bu kitapların ana mesajı, ana haberi bilgilik için Rab korkusu olduğunu söylemektir. Evet. evet. Tabii siz daha önce de söylemiştiniz. Buradaki kelime olarak bilgilik ve hikmet nereden geliyor? Biliyoruz evet. ki eski evet. Süleyman peygamber İbranice konuşuyordu. İbranice dilinde yazıyordu. Dolayısıyla İbranice'de bilgilik veya hikmet günümüzde bilgilik ve hikmet kelimeleri geçiyor. Eski dilde hohma kelimesi kullanılmıştır. Ve bu kelime hohma basit bir bilgiye veya anlamak gibi anlamdan çok farklıdır. Yani bu sıradan bir bilgi veya sıradan bir şeyi anlamak
dan farklı bir şey anlamına geliyor hokma kelimesi. Hı hı. Bilgi denince İbranice'de birikmiş bilgiyi bir sürü informasyondan ibarettir. Hı hı. Bilgi denince, bilgi hı hı. denince. Ama kutsal kitaba bakarsak ona göre bilgi ve bilgilik arasında bir bağ olup olmadığını sorusu gündeme geliyor, değil hı hı. mi? Buna nasıl diyeceğiz? Bir bilgi ve bilgilik arasında bir bağ var mı? Yani şimdi doğal olarak düşündüğümüz zaman bilgi, bilgelik olmadan mükemmel olmaz. Evet. Doğal olarak düşünürsek böyle oluyor tabii ki. Öğretim anlaşılmıyorsa, hı hı. diyelim ki öğretim anlaşılmıyorsa bir faydası yoktur. Kimi faydası olur? Örnek veriyorum, siz gayet güzel Çince konuşuyorsunuz ve Çince bana nükleer fiziği dersi veriyorsunuz Çince. Ama ben Çince anlamadığım için hiçbir şey anlamıyorum nükleer fiziğinden. Evet. Ama siz gayet güzel bunu anlatıyorsunuz. O zaman evet. böyle bir öğretimin bir faydası yok eğer anlaşılmıyorsa. Evet. Evet. Veya insan diye karşındaki insanın anladığı kadar evet. zekidir. Evet, evet, evet. Aynı şekilde bilgi, sırf bilgi olsun diye bir faydası yoktur. Bilgilendireyim, hadi bilgim olsun ama pratiğe koymuyorum, aktarmıyorum kimseyi. Sadece bilgim olsun diye istemiştim, bilgilendirmiştim diye. Hı-hı. Onda bir faydası yoktur. Tabii. Muhakkak. Bencil bilginin yeri yoktur yani. Tabii. Ama durum değişiyor. Nasıl Hı-hı. değişiyor? Bilgi bilgeliğiyle birlikte olursa durum farklılaşıyor. Tabii. İster istemez. Bu durumda kutsal kitapta mezmurlar 107. bölüm 23-30 ayetini okuduğumuzda evet, evet. daha iyi anlaşılıyor. Örneğin hı hı. Mezmurlar 107. bab 27. ayet şöyle bir ayettir. Sarhoş gibi sallanıp sendelediler. Ustalıkları hı hı. işe yaramadı. Evet. Yani sarhoş olup sallanıp sendelediler. Ustalıkları hiçbir işe yaramamış. Tabii. Diyor bize. Örnek veriyorum bu ayeti de tekrar şunu ekleyebiliriz. Yorum olarak denizciler var. Ama bu denizcilerin biliyoruz ki denizcilerin birçok bilgisi var. Evet. Onlar ben örneğin beni gemiye bindirirsiniz. Gemide hatta farklı cisimlerin isimlerini bile bilmem. O kadar uzağım. Hatta bir kere bana böyle bir teklifte bulundular. Yok yok dedim ben. Bunları öğrenmem için ahiretten tekrar oturup bütün kavramları, teknik evet. terimleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani dolayısıyla denizciler bu kadar çok bilgiye sahiplerse ama bir fırtınada Yüce Allah'ın bilgiliği yoksa onların bilgisi hiçbir şey faydası evet. yok. Yok. Demek ki bazı konularda çok şiddetli fırtınalarda denizcilerin eğitimi, bilgisi vesaire ne kadar da o gemiyi kullanabilseler evet. eğer mükemmel bir fırtına varsa onların bilgisinin bir faydası yok. O zaman şöyle diyebiliriz. Hı hı. Mezmurlarda yazdığı gibi bir ayet var. Evet. Mezmurlar 107 bölüm 28. ayet. O zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılar. Rab hı hı. kurtardı onları dertlerinden. Evet. O zaman evet. ne kadar bilgili olursak olalım, bir sıkıntıya düştüğümüz zaman bilgiyi hiçbir eğer bu bilgi ilahi bir bilgi değilse ve Tanrı'yla bir bağlantımız yoksa demek ki bu bilgiyi boşu boşuna sayıyoruz. Tabii. Çünkü bir şekilde üstesine gelemiyoruz. Demek ki bilginin özü Rab'be yakarmaktır. Evet. Aslında birçok insan Allah'a inansın veya tam tersi inanmasın. Zor anlarda çok büyük bir sıkıntı yaşadıklarında hı hı. aniden bir şey olduğunda ne diyorlar? Allah'ım diyor yardım et diyor. Hemen ona yüce yaratıcıya sesleniyorlar. Bunu belki evet. de bilinçli veya bilinçaltı yapıyor olabilirler. Evet. Ama gene Rab'be yakarmış oluyorlar. Rab'be evet. yardım için dua etmiş oluyorlar. Dolayısıyla evet. denizciler de Rab'be yalvardıkları zaman, Rab'be yakardıkları zaman o zaman
mutlu bir sonuca ulaşabiliyorlar. Yani bazı durumlarda ne kadar bilgili olursanız olun, evet, mükemmel bir fırtınada sizi ve geminizi hiç bir bilginiz sizi kurtaramayabilir. Evet. Dolayısıyla daima Yüce Rabbe yakarma imkanımızı, ayrıcılığımızı unutmayalım, değil mi? Evet, birkaç ayet daha okumak istiyorum, izin verirseniz. Evet, Mezmurlar 107. bölüm 29. ayet şöyle diyor. Fırtınayı limanlığa çevirdi, yatıştı dalgalar. Demek ki bilgelik olunca bilginin bir anlamı oluyor. Tabii, yalvarıyorsun, fırtına da evet, artık dinliyor ve gayet güzel, evet, mutlu bir şekilde gemi yoluna devam ediyor. Tekrar özdeyişlere dönüyoruz. Süleyman'ın, evet, özdeyişleri tekrar dönüyoruz. Oradan birkaç ayet okumak istiyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 2. bölüm 10. ayetten 12. ayette kadar şöyle, evet, diyor. Çünkü yüreğin bilgilikle dolacak, zevk alacaksın bilgiliğinden diyor. Bilgiden. Evet. Sağ görü sana bekçilik edecek ve akıl seni koruyacak diyor. Hı-hı. 11. ayet. 12. ayet diyor ki bunlar seni kötü yoldan, ahlaksızın sözlerinden kurtaracak diyor. Demek ki bilgili söz sonu olunca bilgilik bizi Allah'ın yardımıyla, Yüce Rabbimiz yardımıyla, evet, kötü yollardan koruyor. Evet. Biz nereye gidersek gidelim Allah'ın yolunda yürüdüğümüz an bir şey olursa bile, bir saldırıya uğrasak bile biliyoruz, hı, ki yakarabiliriz Yüce Rabbimize ve o bize verdiği bilgilikle kötü yollardan bizi koruyacak. Rab bizi korusun. Amin. Ve sevdiklerimizi de, ülkemizi de, değil mi? Amin, amin. İyi diyorsunuz, evet. Değerli izleyenler, bir programın sonuna daha geldik. Bilgelik dediğim gibi, her programın sonuna söylediğim gibi, bilgelik hiçbir zaman bitmez. Çünkü insan hayata olduğu sürece sürekli bilgilendiriyor, sürekli öğreniyor. Değerli izleyenler, bir sonraki programa, bilgelik programımıza devam ediyoruz. Özdeyişlerinden konuşmaya devam ediyoruz. Ama o zamana kadar sizlere hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.